Şu an itibariyle 25.067 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin deprem bölgesinde aktif şekilde yer aldığını ve görev aldığını söyledi. Terörle mücadeledeki başarısı bilinen Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında görevinin başında yer almıştır ifadesini kullandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Depremin ilk anından itibaren özellikle havadan deprem bölgesine yardımların götürülmesi amacıyla bir hava yardım koridoru oluşturuldu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şu ana kadar 63 uçakla 707 sorti yapıldığını gerçekleştirdi ve bu 63 uçakla birlikte deprem bölgesine yardımların aktarıldığını söyledi. Bu sortilerde 9.780 uzman personelle 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Tabii sadece havadan değil denizden de bir yardım koridoru oluşturuldu ve bu çerçevede özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı gemilerle birlikte yaralılar da bölgeden tahliye ediliyor. Bu noktada yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması oldu. 24 gemi, 5 helikopter ihtiyaçları karşılamak için İskenderun Körfezi'nde verilen görevleri yapıyor dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TCG İskenderun gemisinde şu ana kadar 327 yaralımızı deprem bölgesinden Mersin'e taşıdık ifadesini kullandı yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. İlk andan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin bölgede aktif şekilde çalıştığına özellikle vurgu yaptı ve bu çerçevede de tüm imkanların seferber edildiğini söyledi yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Tabii bölgeye yardımların ulaştırılması için bu noktada özellikle havadan yardımların ulaştırılması için hava sahasının da özellikle önemine vurgu yaptı. Bu çerçevede özellikle İncirlik'in sivil uçuşlara açıldığını söyledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Hava yardım koridoruyla yurt içi ve yurt dışından gelen ekiplere malzemelerin Adana Havalimanı'yla gerekli koordinasyon yapıldıktan sonra sivil ulaşımı açılan İncirlik'e taşındığının da altını çizdi yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Deniz yardımıyla bölgeye gönderilen yardımların olduğunu söyledik. Bu çerçevede deniz yardım koridorunda 24 geminin de görev yaptığını söyledim. Helikopterlerle sadece il merkezine değil 17 ilçe, 102 köy ve kasabaya da yardım taşındığını vurguladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. 25 binden fazla Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bölgede görev yaptığını söylemiştik. Bu çerçevede yine Milli Savunma Bakanı Akar 39 komando taburunun da sahada aktif bir şekilde görev yaptığını hem arama kurtarma çalışmaları hem de depremzedelere yardım çalışmalarına katıldığını söyledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bu çerçevede bölgede kurmaylarıyla birlikte video konferans toplantısı gerçekleştirdi Milli Savunma Bakanı Akar. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bölgede aktif bir şekilde çalıştığını, deprem bölgesinde yardımların ulaştırılması noktasında hem havadan hem karadan hem de denizden Türk Silahlı Kuvvetleri araçlarının, gereçlerinin ve personellerinin aktif şekilde yer aldığını söyledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Sayın seyirciler.